Merhaba arkadaşlar. 37. köyümüzün ödev testlerinin çözümü. Başlayalım. Evet, birinci sorumuz. Birim noktalı kağıtta verilen şeklin alanını bulunuz. Tabi bunu hemen parçalayarak arkadaşlar hızlı bir şekilde yaptığınızı düşünüyorum. Şuradan parçaladığımız zaman 2, 3'lük bir kenar uzunluk dağılım var. Yani alan 2 çarpı 3, 6. Sonra şuradan bir de düz çizelim aşağı doğru arkadaşlar. 2 ve 3 kenar uzunluklarımız çarpımlarımız yine 6. Aşağı inelim arkadaşlar. Kenar uzunluklarımız 3'e 3 olduğu için alan 9. Ve son parçamız bu da 2'ye 4'dür. 4'tür Kenar uzunlukları çarpımımız 8. Tüm alanın toplamı 29 birim kare yapar. Evet 4 5 alanı bulunuz. Arkadaşlar AD uzunluğu 4 ise dikdörtgende karşı uzunluklar karşılıklı uzunluklar aynıdır. BD de 4 oldu. Bu durumda 3 4 5 üçgeninin olduğunu görüyoruz değil mi? Burada EB uzunluğuna 3 kalıyor. Demek ki 3 4 5 üçgeni var. E, AD de bunun aynısıymış. Bu da 3 oldu. Alan ABC'de kenar uzunlukları 6 ve 4 çarpımımız 24 birim kare. Evet AED dik alt 4 3 tarılı bölgeyi bulunuz. Burada 3 4 5 üçgeni yine arkadaşlar karşımıza çıktı. Bu durumda BC uzunluğu haliyle 5 6 çarpı 5 30 30 tüm alan tüm şeklin dikdörtgenin alanı 30. Ama buradaki üçgeni istemiyoruz. Üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı yani 6 6'yı istemiyoruz. O halde tüm alandan çıkartalım 6'yı. Yine arkadaşlar çıkartma ile yapalım. Yani tüm alandan bu soruyla tüm alandan istenmeyeni çıkartma yöntemiyle bulalım. BC'nin tamamı 4, DA da 4 öyleyse. Burada 90'lar var. DC uzunluğu 6 olduğu için AB de 6 arkadaşlar. Ve şimdi tüm alanımız 6 çarpı 4, 24. Bu şeklin tamamı. İstenmeyen alanları bulalım. soldaki üçgenimiz 4 çarpı 4 bölü 2'den alanı 8. ECF üçgeninin alanı 2 çarpı 3 6 yarısı 3. Ve AFB üçgeninin alanı 1 çarpı 6 6 yarısı 3. Bu 3, 3 ve 8 yan toplamda 14 denen alan istenmeyen alan tüm alandan çıkartıyoruz. Aralı bölge kalıyor. Kenar uzunlukları 60 ve 40 olan dikdörtgen biçimindeki bir arazinin bu dikdörtgeni çizelim arkadaşlar. Bir dikdörtgen şeklinde arazimiz var. Kenar uzunlukları 40 metre ve 60 metre. Evet bu şeklin kenar orta noktaları kenar orta noktalarını belirtelim arkadaşlar. Buralar kendi kenarların ortasıymış. Birleştirilerek yeni oluşan bir alana okul yapılıyormuş. Okulun alanını bulunuz. Yani şu orta noktalar arkadaşlar orta noktaların yapmış olduğu buluşmayla oluşan şeklin alanı. Biz bunu bulacağız. Bizden istenen şey bu mavi bölgenin alanı. Evet hızlıca şöyle bulabiliriz arkadaşlar. Hızlı yapmak istersek yani şu karşılıklı iki noktayı buluşturduğumuzda soldaki parçanın yarısı mavi bölgenin alanı sol bütünün yarısıdır. Sağ bütünün yarısı da yine aynı şekilde içerideki mavi bölgemizin alanı sağın yarısı. Yani okunun alanı tüm alanın yarısı oluyor. Tüm alan 60 çarpı 40 bunun yarısı bizim okulumuzun alanı yani 1200 metrekare olur. Evet Ahmet'in 72 santim uzunluğunda bir teli varmış arkadaşlar. Ahmet teli eğmiş, bükmüş, kesmiş, tamamlamış ve böyle bir şekil bağlantısı olmuş. Peki alanı bulunuz. Yani buradaki tüm uzunlukların toplamı 72'ymiş arkadaşlar. Sorumuzu şöyle başlayalım. Burada x, x, x diyelim. Hepsi özdeş şekiller oluştuğunu söylüyor. 5 tane eş dikdörtgen. x, x, x dediğimizde tüm uzunluğumuz 3x oldu. Dc de 3x olur. Burada 3x'in yarısı 3x bölü 2, 3x bölü 2. Bakın bu iyi olmadı. Kesirli sayı çıktı. Yani kendi başımıza iş açıyoruz arkadaşlar. Öyleyse diyeceksin ki ha buraları x x x seçmeyelim. 2x 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 diyelim. AB uzunluğu 6x olduğunda DC de 6x oluyor tabi. Ve burada tam orta noktadan 3x 3x bu adamlar bölünür. Şu anda neyi buldunuz? Elimizdeki bu eş dikdörtgenlerin kısa kenarında 2x dediğimizde uzun kenarın 3x geldiğini fark ettik. Öyleyse bu 2x 3 xe her tarafa dağıtalım arkadaşlar. Kısalar 2x, uzunlar 3x arkadaşlar. 3x, 3x, 3x ve hepsinin toplama. Şimdi hepsini toplayalım. Hepsini toplayalım. Soldan sağa 6x, 6, 12, 18x, 18x artı 5, 10, 12, 14, 16. Ee, doğru oldu mu? Yok, yanlış oldu. <laughs> yanlış yaptım arkadaşlar. 5 10. Burası 3. E, 2 de burada var. 15. Bir 3 daha burada var. 10, 18x. Bir de 18x daha geldi. Ben şunları 2 2 topladım az önce. Onun için hata yaptım. Yani şuralar 3x, 3x, 3x Toplam 18, 18, 36x geliyor. Ama bizim uzunluğumuzun 72 olduğunu bize söylenmişti soru. Buradan x'imiz 2 bulunur. x2 şeklin alanı isteniyordu. Şimdi alanımız arkadaşlar Kenarların çarpımı bir kenarımız 6x bir kenarımız 5x. 6x ile 5x'in çarpımı eksiğimiz 2. Yani 12 çarpı 10. Alan 120 bulunur. Evet. Alan ABC'de bulunur. Burada bir 45 derece var. Arkadaşlar e'den bir dik çizdiğimiz zaman neden çizmeyelim ki? Burada bir 45-45-90 üçgeni oluşur çizdiğimiz noktaya da H noktası diyelim. Yani o halde bu kenarlar 8 8'dir. Çünkü hipotenüs 8 kök 2'ymiş. Yani BC uzunluğu da bu durumda 8 geldi. 4 karşıya HB'ye yansır arkadaşlar. Ve şeklimizin alanı öyleyse 8 çarpı 15 120. Alt uzunluğun tamamı 15 yükseklik 8. Çarpıyoruz alanımızı buluyoruz arkadaşlar. Bir ABC dikdörtgensel bölgesinin çevresi 32 santimmiş. Biz bu adam arkadaşlar kenar uzunluklarına AB dediğimiz zaman 2A 2B'nin toplamı 32 imiş. Bu durumda AB toplamının 16 olduğunu söyleyebiliriz. Alan da arkadaşlar 30'muş. Yani A çarpım B 30'muş. Köşegenlerinden birinin uzunluğu. Köşegen nasıl bulunur? Köşegen uzunluğu. Köşegenin çizelim arkadaşlar. Köşegene D diyelim a kare artı b kare eşittir d kare. Yani o halde kök için aldığımız zaman bu ifade kök içinden a kare artı b kare karenin köşegen uzunluğu. Yani bize a kare artı b kare lazım. Öyleyse şu artı b toplam ifadesinin iki tarafın karesini alalım. A kare artı b kare artı 2ab eşittir 16'nın karesi yani 256. A çarpım b'yi biliyoruz. A çarpım b 30'a eşit. Burada çarpım yerine 30 yazdığımızda A kare artı B kare artı 60 eşittir 256 ve A kare artı B kare eşittir 196 bulunur. Tabi bize bunun kök için alınmış hali lazım. 196'nın kök içinde yazılmış hali bizim cevabımız kök 196 yani 14 bizim köşegen uzunluğumuz oldu. Evet ED tam ortadaymış. EG daha doğrusu EG doğrusu. Tabi burada 8 arkadaşlar. Alt uzunluğumuz da öyleyse 8'dir. Burada benzerlik 1 bölü 2 benzerliğimiz var. Demek ki AH uzunluğu 6. HB 2 kaldı. Sorumuzu bir okuyalım. Soru ABCD dikdörtgenin alanının DAH üçgenine oranını bulunuz diyor. Peki. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. DAH üçgeninin alanına taban uzunluğu 6 olduğu için bu alana 6x diyelim. Burası 6s ise köşegen çizdiğimizde çok kötü çizdim. Gerçekten çok kötü çizdim köşegeni. Kalemle çizelim arkadaşlar. Kalemle çizdiğimizde 6 tabanla 6s geliyor dediğimiz zaman 2 tabanla gelecek olan alan 2s'tir. Ve köşegenin solu 8s kabul edildi şu anda. Köşegenin solu 8s ise sağ tarafta 8s'tir. Bu durumda ABCD dikdörtgenin alanı 16s yapıyor. E biz de AH üçgenin alanını 6 demiştik arkadaşlar. Oranımız 16 bölü 6. Sadeleştirelim. 8 bölü 3. Evet. Dördüncü sorumuz. Dik var. E orta nokta 91. Alın ABC diye bulalım. Arkadaşlar bir tane C'den dik bir çizelim. Burada EF ile paralel olduğu için arkadaşlar DE ifadesi ile orta nokta olduğu için F de kendi tabanında şu an orta olmak zorunda. Paralel doğru çizdiğimiz için böyle oluyor. 9, 9, 11'den yere şurada 2 kaldı. E şu an burada öklit bağıntısı doğmadım arkadaşlar? Öklit dikten dikilmiş. Dikten inen dikmeye H dediğimizde H kare eşittir. Ayaklar çarpımı sol ayağımız 18 sağ ayağımız 2. 18 çarpı 2 H kare 36 H 6. Ha buradaki yükseklik arkadaşlar. Yükseklik 6 ise e, taban uzunluğumuz yani taban aynı zamanda köşegen aslında buradaki. Şu üstteki üst yarım parçanın yarım üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2. E bir de bunun aynısından altta var arkadaşlar. O halde tüm alan iki katını alacağız. İkiler sadeleşir. 126 çarpı 20 120 alan hesaplanmış olur. ABC'de paralel AB ABF dikdörtgen 2 var 7. Yukarıdaki verilere göre dikdörtgenin sınırladığı bölge ile paralel kenarın sınırladığı bölgenin alanları farkını bulunuz. Şuradaki arkadaşlar AB uzunluğuna KB uzunluğuna H diyelim. Buraya biz H dediğimiz bu yüksekliktir paralel kenarın yüksekliği. Bu durumda paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik ki H'nın indiği taban uzunluğu 7. 7 çarpı H bu paralel kenarın alanı. Şimdi yanına bir de karenin dikdörtgenin alanı yazalım. Dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar. Buraya H dediğimiz zaman tüm uzunluğumuz H artı 2 oldu. E, taban uzunluğumuz değişmedi. 7 x'in çarpımı 7 çarpı H artı 2 de dikdörtgenin alanı. 7'yi dağıtıyoruz. 7 H artı 14. Birinin alanı 7H, birinin alanı 7H artı 14. Aradaki fark 14. Evet devam ediyoruz. F orta nokta 18 alan ADF'yi bulalım. A'dan E'yi bir doğru çizdiğimiz zaman arkadaşlar şimdi bu üçgen yani DAE üçgeni tüm alanın tüm dikdörtgenin alanının yarısıdır. Çünkü neden? Bir taban dikdörtgenin tabanıyla aynı ve ucu da arkadaşlar diğer taban üstünde. Bu durumda bir daha söylüyoruz alan ADE, ADE üçgeninin alanı tüm alanın yarısıdır. ABCD'nin yarısıdır. ABCD'nin alanı 8 çarpı 10'dan 80. 80'in yarısı 40. Yani buradaki büyük üçgenin alanı 40. E bir de bu bir daha 2'ye bölünmüş arkadaşlar. AF ortaya giderekten bir daha ikiye bölmüş. Buradaki alanı 20-22'ye bölmüştür. Alan ADF 20'dir öyleyse. Evet. Üçüncü testimize geçmiş bulunuyoruz. Burada D açısı 90, C açısı 90 arkadaşlar. Alfa, beta diyelim. Alfa, beta toplamı 90, beta 90, alfa, alfa 90, beta. Burada arkadaşlar açı 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 benzerliği var. Yetmiyor. Eşlik var. Çünkü her iki üçgende 90 yörede uzunluklar aynı. O halde beta 6 yörede bu adamda da beta 6 görmeli. Şart. ne oldu? Da 6 bulundu. DA 6 ise e, CB de 6 öyleyse. Çünkü dikdörtgen. CF'ye 4 kalır. Alfa 4'ü 4'ü görüyorsa alfa yine burada da 4'ü görmeli. DE uzunluğu da 4 olur. Buradan DC uzunluğu 10 geliyor. Yani AB 10 geliyor. Alan 6 çarpı 10 60. Dikdörtgen F kesişim noktası 8, 9, 4 bulunuz. Alanı bulunuz. ADF'nin alanı bulunuz. Evet BC'nin tamamı 8 olmalı. C'ye 4 kalır. F merkezli kelebeğimizde arkadaşlar benzerlik oranı 4, 8 olduğu için 1'e iki benzerlik vardır. Buraya K dediğimizde yani AF 2K oluyor. Evet şu anda sorumuz çözüldü. Demek oluyor ki 2 k gelen alanı 2 istediğimizde dediğimizde 1K'ya gelecek olan alan S'tir. Şu anda Tamam 3S yaptı. Tamam dediğimizde dikdörtgenin yarısı. köşegen olduğu için bu adam. Dikdörtgenin alanı 8 çarpı 9 72. Yarısı 36. 36 bu üçgenin alanı. E biz bu alana 3S dedik arkadaşlar. 3S 36 ise 1S 12'dir. 1S 12. Tarılı bölgenin alanı 2S. O da 24 yapar. Evet ne oldu burada arkadaşlar? Dikten dikindi. Dikten dikindi. Yani nöklit bağıntısı 2 çarpı 8 16. Yükseklik 4'müş. Buradan inen yükseklikle B'den yine köşegenin yükseklikleri aynıdır. Buradaki yükseklikte 4. Tarılı bölgenin olan növlisi arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 16. AB uzunluğu X artı 6 de X artı 6'tır. EC'ye ne kalıyor bu durumda? X artı 2 kalıyor. Afd'nin alanı arkadaşlar böldüğümüzde yani iki tane yamuğun alan orantılıyor burada. Yükseklikler aynı olduğu için alanları değiştirecek olan adam tabanları toplanıdır. toplamıdır. Aslında bu oran arkadaşlar taban toplamlarının oranıdır. Afd'nin tabanları x ve 4 var. Yani toplam x artı 4 bölü. Fbce'nin arkadaşlar tabanları ise x artı 2 ile 6 toplam x artı 8. Tabi. Yamuğun alanı bulunurken arkadaşlar hatırlayalım tabanlar toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Her iki adamın yüksekliği aynı olduğu için iki şekilde de burada yükseklik bölü 2'ye bağıntıya kalkmıyoruz arkadaşlar soru zamansın diye. Taban toplamlarının oranı alanlar orandır ve bu 4 bölü 5'miş. Burada dişler dişler yaparaktan x'i bulacağız arkadaşlar. 4x artı 20 eşittir 4x artı 32 pardon 5x artı 20 4x artı 32 x buradan 12 bulunur. Peki devam ediyoruz. DC8 katlama yapıldı. B noktası köşegen üstüne düştü arkadaşlar. katlanmadan önceki alanı bulunuz. Elbette şunu şuraya çizdiğimizde başlangıç halini arkadaşlar. BC uzunluğu B noktası yansıdığı için BC aynı. BC uzunluğu B noktasına geldi. Yani şu anki BC ile B üstü diyelim. B üstü, C ile BC aynı. Şu iki uzunluğumuz aynı. Tek çizgi attım arkadaşlar. Ve tabii ki bu uzunlukların da 3 oldu. db'nin e, 3 olduğunu biliyoruz. 3, 3. Burada bir 3, 4, 5 üçgeni doğdu. Peki şimdi geriye kalan bc uzunluğuna x dediğimizde sağ tarafta da x vardır. Ve büyük bir dik üçgen doğuyor burada. Bu büyük dik üçgende pisagor bağıntısı yaptığımızda x kare artı 8'in karesi x kare artı 8'in karesi eşittir. Hipotenüsün karesi yani x artı 4'ün karesi. E burada bir 6, 8, 10 üçgeni göze çarpıyor arkadaşlar. X'in 6 olduğunu görebiliriz. X 6 dediğimizde 6, 8, 10 üçgeni varmış. X'imiz 6x dediğimiz adam yükseklik yükseklik 6 yan uzunluğumuz 8 alan öyle 6 kere 8 48. Evet eş dikdörtgenler 45 derece ile bağlandı. Güzel güzel tamam daha ne olsun ki. 45 araya yine 45 kaldı. Burası 4 arkadaşlar. Eş dediği için şekillerimiz 4. Burada bir 90 var. Yine buraya 45 derece kalmış oluyor. Bu durumda GK da 4'tür. Bu durumda KF'ye 5 kaldı. Çünkü tamam 9 yapması lazım. Yine aynı şekilde A'nın 9 olduğunu, yüksekliğimizin 4 olduğunu biliyoruz. Buradaki tarla bölge bir yamuktur arkadaşlar. Dik yamuk. Yamuğun alanı tabanlar toplamının yarısı. 14 bölü 2 çarpı yükseklik buradan alanı tarlananı alanı 28 buluruz. Evet F noktasına dik gitti ortada gitti arkadaşlar F orta noktaymış 10 AD uzunluğu 10 ise BC uzunluğu da 10. Peki şöyle diyelim bakın AF dik gitmiş ve gittiği nokta tabanın tam yarısı öyleyse buradan bir de arkadaşlar E'ye doğru çizdiğimizde bu da 10'dur esasen. Sonra arkadaşlar şu önemli. Bakın. AF uzunluğu ile BH uzunluğu aynı. Bu adamların gördükleri dik 90'ların gördüğü uzunluk üçgende aynı. Bu durumda mecburen DF uzunluğu HC uzunluğuna aynı olmak, aynı gelmek zorunda arkadaşlar. Bu iki üçgen ya yani bu iki üçgen taradığım şu siyah iki siyah üçgen eş üçgenler. Eş. Bunlar eş olduğu için açılarımız da aynıdır tabeli. Bu noktada D açısıyla C açısı birbirinin aynısı eşlikten dolayı. Bundan dolayı bu iki açının tamamlayıcısı olan D açısının ve C'nin tamamlayıcıları da birbirlerinin aynısı olur. Bu iki açının aynı olması demek DCE üçgeninin ikiz kenarı bir üçgen olduğu anlamına gelir. Yani HE uzunluğuna da bir tane tek çizgi atma hakkımızı şu anda elde ettik arkadaşlar. Bu bizim için ne faydası oldu. Şöyle oldu. EB'yi çizdiğimizde arkadaşlar EB uzunluğunun da 10 olduğunu şu anda söyleyebiliriz. Peki ikizkenar kenar bir üçgen doğdu. 10, 10 taban uzunluğu ise 16. Burada bir tane dik çizdiğimizde arkadaşlar E'den bir dik çizdiğimizde bu dik burayı iki parçaya böler. 8, 8 ve yüksekliğimiz 6 olur. 6, 8, 10 üçgeni. Bütün yükseklik 10'du. O halde buraya ne kaldı? 4 kaldı arkadaşlar. Bu durumda tarlı bölgenin alanı yükseklik 4, taban uzunluğu 16, taban çarpı yükseklik bölü 2, 32 bulunur. Evet geldik 3. sorumuza. Aç ortayı. E orta noktaymış. 4, 5 alan ABC'li bulunuz. Arkadaşlar şu adamı A'yı devam ettiriyorum. Ve BC'li devam ettiriyorum. Bunlar ileride bir noktada buluştu. Buluşmayı yapamadım. Baştan şöyle Biraz daha yan gitsin. Şöyle gitsin. Bu adam da gitti. Tamam. Çok kötü oldu ama daha iyi en azından. Şu açları alfa alfa dediğimizde arkadaşlar soldaki alfa Z kuralından tepeye yansır. Tamam mı? Şu adam da gidiyor da buna gerek var mı? E şöyle diyelim ya. Burada 9 var. de uzunluğu da 9. Bakın F merkezi kelebeğimizde DE uzunluğu EC eşitse diğer kenarlar da karşılıklı aynı gelmesi. Yani eş, iki tane eş üçgen doğmuş oluyor şu sorudan yaptığımız üçgen de arkadaşlar DEA üçgeni eş üçgenlerdir. Yani AD uzunluğu 9 sa şuraya M, M noktası diyelim. MC de 9 yani. MC de 9 tamam mı? MC 9. Şimdi A 9 9 tam orta nokta. Normal, çok normal ve doğru yerinde bir ifade. Sonra arkadaşlar şuna geçelim biz. M, Şuradaki ikiz kenar bakın şurada alfa vardı değil mi? Alfa alfa vardı. Şimdi bunu kullanalım. Bu adamlar ikiz kenar. Yani ne diyor bize? Şuradaki ifademiz 13. O halde AF uzunluğu da 13. Ha buradaki dik üçgen de öyleyse 5 12 13 üçgeni doğdu. 9 çarpı 12 108 şeklin alanı. Şimdi silip baştan bir daha anlatacağım arkadaşlar. Silip bir daha anlatalım. Şöyle yaptık. Bu adam devam ettirdik. Şöyle bu da devam etti. Açılarımız alfa alfa dedik. 9 uzunluğu burada vardı. Öncelikle merkezi kelebekten kelebekten benzerlik oranı birebir olduğu için 9 tabanı MC yansıdı. mc'de 9 dedik. Sonra şu bilgiyi kullandık arkadaşlar. Mühim olan bilgi buydu belki de. Buradaki alfa z kuralından m'ye yansımıştı. Ve buradaki üçgende iki kenar bir üçgen doğdu. Alfa alfa iki alfanın gördüğü uzunluklar aynı olmalı. Soldaki alfanın gördüğü uzunluk 13. Şu halde Sağda gördüğü de 13 olmalı. Ve burada 5, 12, 13 üçgeni var öyle hissediyoruz. Böylelikle alan tabi 9 çarpı 12 daha sonrası bas tabi. Evet abici dikdörtgenini katladık arkadaşlar. Katlandı. Evet AK 3'müş. Kadın katlanmadan önceki alan. Şimdi bu katlama olayında D noktası nereden gidiyor? B'den gidiyor. Yani 60 derece katlandı. Burada bir simetri oluştu bir 60 derece burada oluştu arkadaşlar. Simetrik yani katlama yapıldığında simetrik bir yapı oluşur. Adam nereden katladı bunu? B ve D köşeleri çakışacak biçimde AB üzerinde bir katlama yapıldı diyor. K noktası üstünden. K'dan bir K olmak üzere AB üzerindeki katlanma noktası K. Bakın K'dan katladığı için B'yi aldı D'ye gitti. Burada bir simetrik iki tane açı oluştu arkadaşlar. 60-60 e buraya ne kaldı? Öyleyse bir 60 da buraya kaldı. Ve burada bir 30-60-90 üçgeni doğdu. E yani sonra da bitmiş oluyor şimdi tabii. Nasıl? 30'un gördüğü uzunluk 3 ise 60'ın gördüğü bunun 3 katı 3 köküçtür. 90'ın gördüğü iki katı 6'dır. 90'ın gördüğü uzunluk 6 ise bu 6 nereden geldi? D noktasını nereden getirdik biz? B'den getirmedik mi? Yani KB uzunluğu da 6 değil mi öyleyse? Bu durumda AB uzunluğu 9. Yükseklik 3 kök 3. Taban çarpı yükseklik 27 kök 3. Buranın katlanmadan önceki alanı. Evet yine bir katlama sorusu daha. Adam bunu ne yaptı arkadaşlar? Orta nokta kabul etti. 2 yatırdı. C yatırdı. C yattı. Buradan arkadaşlar C üstüne geldi. Buradaki 90 derece kat landı ve aşağı geldi. Şu BC uzunluğuna x diyelim. x şu noktada h diyelim arkadaşlar. Aa bakın burada ...ikiz ikizkenar bir üçgende yani D'ye bir üçgen ikizkenarı yani da ortadan bir dik indirmiş gibi oluyoruz aslında. Tabi önce x'i sakin çözelim. x uzunluğu BC uzunluğu h'a geldi. Burası x'tir. Ha bu h orta noktadır arkadaşlar. Çünkü neden orta nokta? İkizkenarı da dik indirilmiş gibi bir yapıda olmuş oluyor. Yani BD uzunluğu 2x ve sonra burada arkadaşlar bitti. Çünkü şunu görüyoruz değil mi? DCB üçgeni, DCB üçgeni, DCB üçgeni hipotenüs uzunluğu 2x iken şurada isterseniz belirteyim arkadaşlar. Hipotenüs uzunluğu 2x iken dik kenarımızın uzunluğu x. Bunun anlamı bu 30-60-90 üçgenidir. D'deki açımız yani 30 derece arkadaşlar. Yarısı olmuş. Burası 30 derece imiş. Elbette ki bu C noktası karşıya yansırken C noktası H'ya gelirken 2 de yansıdı. Buradaki yüksekliğe geldi. Çünkü E'den katlıyoruz ya. E, EB'den katlıyoruz arkadaşlar. C nasıl ki geliyorsa H'nın üstüne. Burada katlama simetri noktası da 2 uzunluğu. EC dediğimiz 2 uzunluğu da EH oluyor. Bakın zaten burada sağdaki şekilde belirtmiş aslında. Neyse 30'un gördüğü uzunluğu 2 ise 90'ın gördüğü 2 katı 4'tür. Demek ki bir 4 de burada var. Ve x uzunluğumuzda da ne kalı? x uzunluğumuzda şuraya da 60 geldiğini söyleyelim. 30'un gördüğü 2 ise 60'ın gördüğü kök 3 katı 2 kök 3'tür. x'imiz de arkadaşlar 2 kök 3. Yani yüksekliği 2 kök 3 olan taban uzunluğu da 6 olan dikdörtgenin alanı 12 kök 3'ten başka bir şey olmaz ve böylelikle föyümüzün sonuna gelmiş bulunduk arkadaşlar. Diğer testlerimizde görüşmek üzere.